Burada da eski bir yapı var. Ne yapısı bilmiyorum ama. Şimdi gideceğim Yeşil Kanyon'da geçiş için hafta içi 9 ile 5 arası diye bir tabela gördüm ben. Ondan dolayı oraya gidemedim. Oymapınar Baraj Gölü'ndeyim şu anda. Burada da her yerden tek yön, tek şey bilmem ne, her yerde evler var, şunlar var, bunlar var. Düzgün bir alan yok. Burnumdan geldi. Bu arada masamı sandalyemi görüyorsunuz. Masamı sandalyemi o sinirle oradan çıkarken bırakmışım o suyun kenarında. Aldım zannediyordum, almamışım. Maalesef burada kalmış. Burası bolca güneş alan, güzel bir manzarası olan, bence güzel, harika bir alan konaklamak için. Göle girmek falan yasakmış. Baraj gölü olduğu için su seviyesinden bilmem neyden sıkıntı varmış. Şöyle baktığınız zaman manzaranın güzelliğini kendiniz de göreceksiniz. Ben şimdi cumartesi, pazar günü 2 gün burada kalmayı düşünüyorum. Pazartesi sabah sokağa çıkma yasağı bittiği anda o Oymapınar Barajı'ndan içeriye girip Yeşil Kanyon'u gezmeye koyulacağım. 2 gün buralardayım yani. Bu eski yapılar ne onu da bilmiyorum. Bir bakarım ben bir ara. Arkadaşlar. Yalnız burnumdan geldi. Ben oradan çamaşırlarımı kurutmadan çıktım. Şimdi bir de çamaşır kurutma işi kaldı ki saat de epeyce ilerledi. Bu saatten sonra kurur mu kurumaz mı bilmiyorum. Güneş var ama hayır yok. Bak burada çok güzel bir ağaç var bak. Bunun altına oturacağım burada. Hop. Gördün mü? Reis de aşağı göle giriyor bak. Temiz su içsin ya. Suyunu da koydum oraya bak. Görmüşsünüzdür. Mamasının suyunu koydum. O mamaya da alıştırana kadar bayağı bir uğraşacağım herhalde. Arkadaşlar, et suyu, tavuk suyu, et tavuk karıştırıyorum da ancak öyle yiyebiliyor. Yiyor daha doğrusu. Tercih etmiyor beyefendi. Kuru ekmek yiyor, onu yine yemiyor. Buralarda taşlar koymuşlar. Bakın üst üste taşlar var buralarda. Neyi sembolü ediyor ya da neyi işaretlemişler onu da tam bilmiyorum, emin değilim ama. Burası bölge halkının sıklıkla kullandığı bir alan olduğunu düşünüyorum. Niye? Bak burada ateşler yakmışlar. Çöpler atmışlar. Diğer gittiğim yerlere göre şu an için diyorum gördüğüm daha temiz en azından. Burada birkaç kişiyle karşılaştım ben. Daha doğrusu ben durdum. Soru sordum hani karavanla kalabileceğim bir yer var mı? Uygun öyle sakin bir yer diye. Sağ olsun birkaç tanesi. Benim evin yanında dur. Şurada dur. Bir şeyler dediler. Ben tercih etmedim tabii. Ama yine de çok teşekkür ederim kendine. Yani burada gelenden gidenden dolayı zannedersem bir dışarıdan gelen insana bu kadar antipati duymuyorlar. Ya da stres yaratmıyorlar. Bak bu neymiş? Bu gelincikti değil mi? Gelincik. Gelincik. Şu manzaraya karşı arkadaşlar. Ben şu anda telefonla çekiyorum. Kameramın şarjı bitti benim. Ondan dolayı telefonla çekiyorum. Güneş de tam orada. Karavanım da orada. İyi iyi güzel. Gayet güzel bence. Az sonra burada bir oturacağım. Dinleneceğim. Bir şeyler atıştırmam lazım. Acıktım bile zaten. Sabah atıştırdığımla duruyorum. Tam da tabelanın karşısına koymuşum şu. Hiç bende şey yok var ya. Ayarım yok. Hiç ayarım yok ya. Günaydın arkadaşlar. Oymapınar Barajı'ndan ilk gün kampım gayet güzel geçti. Daha doğrusu ben dinlendim. Reisim biraz sonra yemeğini falan vereceğim. Saat 8'e geliyor. Çamaşırlarımı dün oraya astım ben. Yıkadıktan sonra
Zannedersem bütün gece üzerine çiğ düştüğü için hiç kurumamış. Baktım ben, ıslak hepsi. Hava parçalı bulutlu gibi ama herhalde güneş açar ya biraz da olsa. Biraz sonra şuraya oturacağım ben. Kahvemi içeceğim. İçeride suyum kaynıyor. Sabahları arkadaşlar mazot sobasını yakmıyorum ben. Onunla uğraşmamak için. Çünkü yandıydı, söndüydü, kokusuydu. İlk yanış ve sönüşündeki kokusu vardı biliyorsunuz. Ben direkt açıyorum ocağımı. Ocağımda mis gibi ısınıyorum. Kameramın yine şarjı bitti. Ya da iyi şarj olmadı mı, ne oldu bilmiyorum. Telefondan çekiyorum ben yine. Dün burada balıkçı falan vardı tekneyle. Balık tutuluyor mu acaba? Hiç başka da görmedim ama. Belki de hafta sonu falan diye gelen giden olmuyor. Balıklar suyun üzerinde hopluyor çünkü. Kaçmaz. Dün 3 kişi geldi. Yine buradan yerlisiymiş. İşte ben yerleştikten sonra otururken geldi. Biraz muhabbet ettik. Hani nedir ne değildir onu sormaya geldiler herhalde. İnsan gibi sordular. İnsan gibi gittiler. Dediğim gibi buranın insanı biraz gelene gidene alışkın zannedersem. Hani yadırgamıyorlar. Bir problem yaşadım mı? Hiçbir problem yaşamadım. Bütün gün orada gün batımına kadar, gün bu taraftan batıyor bu arada. Gün batımına kadar güneşimi aldım. Bir miktar güneş daha aldığım zaman 220 ile ilgili bir sıkıntım olmaz. Bu arada ben bazı siparişler verdim karavanla ilgili. Mesela hidrofor otomatiği. Hidrofor vermiştim ben aslında. Benim hidrofor arızalanmıştı ya, kendi durmuyordu. Hidrofor siparişi verdim. Kargoya verilmedi bir türlü. Saat 5 gibi falan ben uyandım aslında. Dün erken yattığım için çok yorgundum. Bir gün önceden de uyumamıştım zaten biliyorsunuz. Tablo gibi ya. Tablo gibi. Neyse. Bir gün önceden de uyumamıştım zaten. Dün akşam çok erken saatte uyudum ben. Saat 9 muydu? Neydi? O civarlarda. Belki 9 bile olmadı. Neyse 9 diyelim. 9 gibi uyudum ben. Gece saat 5'e doğru da geri kalktım. Ondan sonra baktım işte siparişlere. Kargoya verilmeyen bir tek hidrofor kalmış. Ondan sonra işsizlik işte, boşluk. Oydu buydu derken hidrofor otomatiğini buldum arkadaşlar. Ben 550 liraya sadece hidroforu siparişini vermiştim. O da 11 litrelik olanından. Benimki 18.9 litrelik 24 voltluk bir hidrofordu. Bunun hidroliğini, daha doğrusu yanlış söyledim. Ne o basınç, hidrolik, ne bileyim işte, o bozulan parçasını buldum. Siparişini verdim 60 liraya. Zeflo marka. Otomatiği, basınç otomatiği. Heh, şimdi oldu. Basınç otomatiğinin siparişini verdim. O da gelir. O da gelir derken diğerler neydi? Diğerler de arkadaşlar bir tane Tomatek marka. Alman malıymış herhalde. 2000 watt invertör siparişi verdim. Şimdi benim invertörüm 2400'lük bir invertör. Ancak eski tip bir invertör. Bundan dolayı hani normalde tüketmesi gereken elektrikten, hani bu cihazlar da kendisi bir elektrik tüketir haliyle. Normal tüketmesi gereken elektrikten yaklaşık 3-5 kat daha fazla elektrik tüketiyormuş. Onu öğrendim. Satın aldığım adını unuttum ya, kusura bakmasın. Kendisi yapmıştı bu invertörü. Ben şimdiye kadar gayet güzel bir şekilde kullandım. Hiçbir problem de yaşamadım. Arıza da vermedi aslında. Ben sadece biraz daha elektriği nasıl artırırım, ne yaparım, onun peşindeyim.
Bundan dolayı da bir tane invertör aldım. 1000 liraya aldım ben bunu, invertörü. Ayrıca bir tane de panel al, solar panel regülatörü aldım. Yine o da 30 amperlik bir regülatör aldım. O regülatörü almamdaki sebep de şu. Ben dün o regülatörün üzerindeki şey vardı ya, USB'ler var ya. O USB'lere bir tane kablo taktım. O kablo da ıslak mıymış neymiş çat dedi attı. Şu anda çalışıyor. Hani doldurup doldurmadığını tam emin değilim. Gün içerisinde göreceğim ama. Bir gösterge geldi gitti, bir şeyler oldu. Ben içime sinmedi. Gittim 350 lira da verip yine MPPT sistemli, yani yeni sistem bir şarj regülatörü aldım. Çalışıyor mu? Çalışıyor da olsa ben içime sinmeyeceğini bildiğim için aldım arkadaşlar. Güneş şuradan doğacak herhalde bak. Tam o karşıdan doğacak güneş. Yetişirse gün doğumunu da beraber izleriz. Bunun dışında ben bugün ne yapacağım? Ben bugün hiçbir şey yapmayacağım arkadaşlar. Oturacağım, dinleneceğim, manzaranın tadını çıkaracağım. Biraz reisle ilgileneceğim. Reisin o ayağına sıktığın fıs fıs var ya. Onu sıktırmıyor. Gördüğü anda kaçıyor. Acıtıyor mu diye ben kendi elimdeki yaraya falan sıktım. Acaba canım yanıyor dedim ya. O kadar kaçtığına göre. Elimdeki yaraya vardı şurada bak. Ne de göstereyim. Bak elime dikenler mikenler girmişti. Bir şeyler olduydu. Çizmiştim. Elime sıktım. Şu elimde falan da vardı. Lan dedim acaba açık yarayı acıtıyor mu? Başka bir şey mi yapıyor? Yazık hayvancağız dedim. Acıtmıyormuş. O huylandı herhalde. Huylandığı için sıktırmıyor. Yakaladığım zaman bir iki fıs fıs ediyorum. O da ne kadar geliyor bilmiyorum ama şu anda ayağı biraz daha iyi durumda. Şuraya bir ineyim ben, şurada bir bak bir ev var, bir tane de güneş paneli koymuşlar oraya. Her neyse biraz reisle ilgileneceğim. Ben zaten gelmeden önce temizliğimi falan yapmıştım şeyde. Karavanın içini dışını iyi bir temizlemiştim. Temizlikle ilgili bir şeyimiz yok. Bak oraya güneş paneli koymuşlar. Elektrik alıyorlar orada bak. Şurayı gördün mü? Bak. Güneş paneli koymuşlar. Şu eve ait herhalde. Üstündeki eve ait. Dün gelenler de geri dönüşte o tarafa doğru döndüler. Herhalde o evin sahibi ya da o evde oturuyorlar. Bilmiyorum. Komşuları merak etmişlerdir. Sağ olsunlar, herhangi bir şey yapmadılar. Yani böyle bir problemli bir tavırları da yoktu zaten. Ha ben bir de oturacağım bugün, şu videoları yüklemeye çalışacağım. Burada biraz internet çekiyor da yükleyebilirsem yüklemeyi deneyeceğim. Yükleyemezsem de kalsın artık. Düzenlerim. Elimdeki videoları düzenlemeye oturacağım. Yani kendime bugün tatil verdim. Mola verdim kendime. Bu gelen kişilere şey de sordum. Bu yeşil kanyon falan diye de sordum. Hani Oymapınar Barajı'nın içerisinde geçildiğini söylediler yine. Ama şu anda yasak olduğundan dolayı hafta içi o belirttiğim saatlerde 9 ile 5 arası geçişin serbest olduğunu söylediler. Bir de bir şeye dikkat ettim ben. Burada birkaç kişiyle daha konuştum gelirken. Hani demiştim ya, yer arıyordum karavanla, gel burada kal falan bir şeyler söylemişlerdi. Evin yanını göstermişlerdi. Onlarda da, bu gelenlerde de Yeşil Kanyon dediğim zaman Yeşil Kanyon, Green Kanyon mu diyorlar? Herhalde dillerine burası artık Green Kanyon. Hani İngilizce olarak yerleşmiş. Yeşil Kanyon deyince biraz şey yapıyorlar. Yabancı bir şeymiş gibi geliyor ama buralarda Yeşil Kanyon yerine Green Kanyon kullanıyorlar. Aklınızda olsun. Şu gün doğumunu bekliyorum ya. Çok tatlı duruyor.
Arkadaşlar bir de benim bulunduğum bu karavanı koyduğum nokta böyle bir nokta yok başka ya. Dün o kadar gezdim, dolaştım. Yani her tarafa baktım, girdim, çıktım. Her kör yolun sonunda bir ev. Her kör yolun sonunda bir ev. Yani sessiz, sakin kalabileceğim herhangi bir yer bulamadım. En son burası lan dedim, şuraya da bir bakayım. Hatta karavanı yukarıya bıraktım. Pek bir ümidim yoktu da. Çünkü dün ilk geldiğim nokta o gösterdiğim, az önce gösterdiğim şuradaki ev var diye bak. Burada ev var diye. Oraya geldim. Ulan dedim burası da mı ev? Geri döndüm oradan bir şekilde. Yollar da çok dar. Hani minibüsümle oralardan dönerken bayağı zorlandım. Sonra sağa ayrılan bu yolu gördüm. Lan dedim bir bakayım. Araba çalışır vaziyette bıraktım. Yürüyerek buraya geldim. Aha dedim buldum. Evreka. Ana benim yukarıda kahvem kaldı ya be. Neyse su biraz kaynasın, bir şey olmaz. Altı kısıktı zaten. Video çekeceğim için. Hava durumuna baktım ben. Hava durumu önümüzdeki 10 gün boyunca hava kapalı ve yağmurlu olduğu görünüyor. Şurayı merak ettim. Dün de çok merak ettim de hiç bakmamıştım ne olduğunu. Sormadım da bak, görüyor musun? Dün o kişiye geldiği zaman sonra da bilirdim aslında. Burayı neymiş? Burada çöp var. Çukur. Bu tür yerler Kültür Bakanlığı tarafından aslında bir şey yapılsa, çalışma yapılsa çok güzel turistik alan olur aslında ya. Ya da belediye mi bakıyor bu işlere, bilmiyorum ki. Çok eski yapılar, ne yapısı bilmiyorum. Oyma Pınar. Vardır buralarda bir şey ya. Hatta bir yere gitmiştik, hatırlıyor musunuz? Şaşkaza ben bir eski kilise bulmuştum. Hiçbir haritada yok, bir yerde yok. Nereydi oraya? Tazı Kanyon'dan sonra gitmiştim. Adını unutuyorum. İsim hafızası da pek yok bende de. Evet. Ha bir de şeyi öğrendim. Bu su seviyesini öğrendim arkadaşlar. Burada da yine su seviyesi oldukça düşük. Hani ben yağmurdan yaştan yakınıyorum ama o benim kendi fikriyatım, kendi düşüncem. Kendime göre nedenlerim var. Ancak şöyle bir durum var. Gittiğim her yerde neredeyse su seviyesi oldukça düşük. Bakın normalde su seviyesi şuralardaymış. Bak. Şuralardan su falan akıyormuş. Hatta haritada göl olarak görünen bazı noktalar vardı yolda giderken. Ulan dedim burada da göl varmış. Kafayı çevirdim bir baktım. Kuru yer. Aynı böyle kurumuş. Oralar falan bayağı kurumuş aslında. Su seviyesi çok düşük. Karşıdan da göreceksiniz zaten. Bakın. Yani en kötü 6 metre falan, 5-6 metre rahat var. 5-6 metre. En kötü durumda ama. En kötü durumda şu koca gölün seviyesi düşmüş. Hani siz benim yağmurdan yaştan yakındığıma bakmayın, yağsın. Yani. 2 güne bir yağsın. Öyle yağsın yani. Hani bir gün su olsun. Bir gün güneş elektriğim olsun. Gibi. Ya neyse yağsın. Susuzluk çekmeyelim de. Sıkıntı değil. Dışarıdan elektrik alırız. Bakarız işimize. Ya da araba çalışırken de artık şarj oluyor ya. Ben onu denedim arkadaşlar. Şarj oluyor ya. Yani yaklaşık 1 saatte 30 amper falan dolduruyor ama daha üstte olmuyor bunun. Anladığım kadarıyla. Daha üst bir şeyi de yok. Aynı şarj regülatörleri de öyle. O da öyle. 1 saatte 30 amper. 1 saatte 30 amper. Yani şu benim çenem düştü gene sabah sabah. İşte gün doğuyor.
Evet arkadaşlar. Şöyle kamerayı çevireceğim de kendim görünebilir miyim bilmiyorum. Görünüyor muyum? Al görünmesem de olur. Boş ver gel. Şu güzel gün doğumundan Oymapınar Baraj Gölü'nden şu güzel gün doğumundan hepinize çok çok selamlar. Ben burada iyiyim, rahatım. Hiçbir sıkıntım yok şu anda. Güzel yorumlarınız ve destekleriniz için çok çok teşekkür ederim. Haydi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.